Merhaba arkadaşlar bugün Tonguç Akademi'de doğru denkleminin eğimini anlatacağız. Hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. O zaman başlayabiliriz hocam evladım. Hocam bastınız gene mührü ya. Evladım şimdi doğru denkleminde eğim deyince doğru denkleminde hatırlıyor musun böyle x'ler y'ler falan filan havada uçuşuyordu hatırlıyor musun? Evet hocam çok kötüydü ya. İşte o ne alakası niye kötü olsun evladım ya Allah Allah. Hocam x ve y'yi sevmiyorum hocam ben ya. Evladım X ve Y seni çok seviyormuş. Haber aldım. <laughs> bayağı bir e, hoşlanıyormuşlar senden. Sağ olsunlar. Evladım bak e, X ve Y olduğu denklemlere doğru denklem diyoruz. Mesela şöyle bir şey yazayım. 2X artı 5Y eşittir 6 diyelim. Bu bir doğru denklem. İçinde evet. bak X ve Y var değil mi? X ve Y olduğu denklemlerde Y eğer yalnız kalırsa. Bak Y'yi tek başına görüyor musun burada? Zavallı. <laughs> x'in başındaki sayıya biz eğim diyoruz. Yani y'yi yalnız bırakırsak bize eğer x'in başındaki sayı x'in başındaki sayı ne oluyormuş Tonguç'um? Sayı bizim eğim dediğimiz zımbırtı oluyor. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık. Mesela bir örnek yapayım. Çok önemli bir örnek. Y eşittir 2x artı 5. Bunun eğimi nedir Tonguç? Bayağı zor bir soru. Y'yi yalnız bırakıyorum. Zaten yalnız evladım. Eğimi <laughs> nedir Tonguç'cum? X'in başındaki sayı. Yani X'in başında ne var Tonguç İki. görebiliyorsun? Bravo. Vay. Canım bunu nasıl yapabildin? Hocam çok dikkatli bir şekilde baktığınızda size de görebilirsiniz. İnanılmaz bir şey. Evet yani ben bunu görmek için herhalde 18 sene eğitim almak zorundayım. <laughs> Bak buraya. E, 7x-3 diyelim. Bunun eğimi nedir Tonguç? 7 hocam. Mükemmelsin Tonguç. Bir tane daha yapalım. Y eşittir eksi dört x artı sekiz. Bunun eğimi nedir Tonguç? Dört. Allah senin iyiliğini vermesin. Eksi dört evladım, x'in başında eksi dört yok mu? Eksi eğim olur mu? Tabii canım eksi de ha. olur. Artı eğim de olur, eksi de eğim olur, mutlaka. Bak şimdi. Peki hemen söyle bakalım şampiyon. Bunun eğimi nedir? <gülüyor> şampiyon. <gülüyor> ee... Burada bir şey yok. Aa, evet. Ama ne vardı her görünmeyen zaman? Bir, hocam görünmeyen bir 1 bir, bir çarpı Allah var. 1 çarpı x x'tir. İşte bu kadar. Peki burada x'in başındaki sayı ne? Bak y yalnız her şey yolunda. X'in başındaki sayı ne burada? Görünmeyen eksi 1. Vay burada bir görünmeyen bir var. başına da eksi var. O yüzden eksi 1 bak unutma. Peki burada y yalnız mı Tonguç? Y yalnız değil. Oba de. dikkat. Y'yi yalnız bırakmak. Y'yi yalnız bırakmak için ne yapacağız biliyor musun Tonguç? Her tarafı ikiye böleceğiz. O zaman bak ama bunu böyle değil de şöyle parça parça bölüyorum. Ya her şeyi ikiye bölüyorum. Ve bunlar birbirine götürdü mü Tonguç? Götürdü hocam. O zaman son durumu tekrar izleyelim. Y eşittir 5x bölü 2 artı 8 bölü 2. Değil mi Tonguç? Evet hocam. Tonguç'un um bak Y x'in başında ne, ne var? Y yalnız kaldı. x'in başında 5 var hocam. Dikkat et. Bir de bu zımbırtı var. X'in dışındaki her şeyi almak zorundasın Tonguç'cum. Yani x'in başında aslında 5/2 bölü iki var tamam mı? Hayır, bu da önemli bir örnekti. Bak bunu da karıştırma sakın. Şimdi birazcık daha zorlara göz. Hazır mısın? Hazırım hocam. Şimdi burada y yalnız değil. Ama biz y'yi yalnız bırakabiliriz. Ne yaparız? X'i karşı atarız değil mi? O zaman y eşittir 5 eksi x olmaz mı Tonguç'um? Evet. Şimdi x'in başında ne var? Eksi bir. Mükemmelsin. Çünkü x'in başında görünmez bir 1 var değil mi Tonguç? Evet hocam. Peki burada y yalnız mı Tonguç? Değil Hayır hocam. Hayır değil. O yüzden x'i karşıya atalım. 2y eşittir. 6 eksi 3 x oldu mu Tonguç'um? Evet hocam. Şimdi Tonguç y hala yalnız kalmadı. 2'ye böleceğiz. Her <laughs> tarafı 2'ye bölüyorum ama bunu da 2'ye bunu da 2'ye böyle bak. Burada hepsini ikiye bölersen kafan karışabilir. O yüzden teker teker her bir adamı ikiye böleceksin. Tamamdır. O zaman bunlar birbirine götürdü. Y eşittir. 3 eksi 3x bölü 2. Şimdi çok dikkatli. Eğimi nedir Tonguç? Çok dikkatli. X'in başında ne var? Y yalnız kaldı. Tamam istediğimiz her şey doğru. 3 bölü 2. Of 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 yani Tonguç var ya. Çok zekiyim hocam. Yani böyle bir zeka böyle bir zeka insanoğluna daha henüz ulaşamadı. Hocam, Sen uzaydan mı geldin? Hocam ben cevize borçluyum zekamı. Siz de ceviz yedirirseniz tanıdıklarınıza onlar da benim kadar zeki ve başarılı olur. Acayip yani şunu şöyle <laughs> x'in başındaki sayıyı komple görebilen gerçekten nadiriz. Nadir. Nadir. Söyle bakalım şimdi burada y yalnız kalması için bunların hepsini karşıya atayım. Atalım hocam. 10 y eşittir. Bak bu karşıya geçerse eksi 3 x olur. Bu karşıya geçerse eksi 8 olur. Sonra y'yi yalnız bırakabilmek için her tarafı neye hocam Tonguç? 10'a. Mükemmel. Ama teker teker bölüyordum. hatırlıyor musun? Teker teker bölmek evet. oluyordum. Çatara çutara. Y eşittir o zaman. Bak. Eksi 3x bölü 10. Eksi 8 bölü 10. Beni bu ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor. X'in başındaki sayı ilgilendiriyor. Nedir Tonguç? Bayağı kazık bir örnek. Ciddi bir düşünmem lazım hocam. Baya düşün. Eksi 3 bölü 10. Oo, ha diyorum. Bunun da açılımını yazıyorum. Ohan açılımı ne biliyor musun Tonguç? Bilmiyorum hocam. Olağanüstü, harika anlamlı demek. He, anladım hocam. Ve çok akıllısın gerçekten de. Hocam bir mektup geldi. Ding dong. Evet evladım neymiş bu mektup? bakalım. Şimdi, yine... E-mail çağında mektup yolluyorlar. Yani. Mektup mu abi? artık? Bakalım evladım bu zaten e-mail gelmiş. Buğra Sözer diyor. Ee, Keşke videoları daha uzun çeksiniz. Bu kadar eğlenceli olamaz bir ders demiş. Ya daha uzun çekmek istiyoruz ama hız çağında yaşıyoruz Buğra. Allah aşkına. Yani sen... Bir videoyu 30 dakika izlemez misin? Ben şahsen izlemiyorum. 5 dakikadan sonra kapatıyorum. Biz de çok hızlı çekelim diyoruz ki hani hemen aradan çıksın. Anladım. Ama sen istersen playlistleri izle. Playlistlerde ne var evladım? Nasıl ee, oluyor hocam? 1 saat izliyorsun hiç durmadan. Bütün ha. matematiği izle, bütün fiziği izle yani. Hiçbir şey. Anladım yok. hocam. Şimdi bak, burada özel doğrularda eğim nasıl bulunuyor biliyor musun Tonguç? Bak, y yalnız kalınca ki y yalnız. x'in başındaki sayını bir. Evet bu görünmez bir bir var. Dolayısıyla bunun eğimi 1'dir. Bir. Bu basit. Peki y yalnız x'in başındaki sayı ne Tonguç? Bak burada x çok yok, önemli. X yok. O yüzden bunun eğimi ne diyoruz? Yoktur diyoruz. Burayı anladık mı Tonguç? Anladım hocam. Çok önemli. Ee, bunun eğimi ay yanlış yaptım yanlış yaptım. Eğimi yoktur değil mi? X'in başında sıfır olduğu için x yok olmuş. He. Y var. Y var ama şöyle düşün, Y eşittir 0 çarpı x artı 4. He, Bu yok olmaz mı? Yok y eşittir 4 olur. Eğimi 0 olduğu için yok olmuş. Anlaştık Pardon, mı? Tamamdır. Hocam. Şimdi ama burada bakarsak Y yalnız bırak kuralı vardı ya. Evet hocam. Y yalnız bırakacak bir Y elimizde yok. Evet. Dolayısıyla burada Y olmadığı için eğimi yoktur diyoruz. Y olmayınca eğim yok yani. Y olmayınca eğim yok. X olmayınca eğimi sıfır. Anladım. O yüzden X'e sıfır çarpılmış, sonuç sıfır çıkmış ve X ortadan kalkmış. Hocam. Anlaştık mı? Anlaştık. Önemli. Bunu unutmayalım Tonguçcığım. Peki bir de bir çizerek bakalım buna, bunlara bakalım. Şimdi şöyle düşünelim. Y eşittir 5x eksi 5 diye bir doğru denklem vermiş. Şimdi X eşittir sıfırken Y kaçtır? Hemen bir yerine koyalım çizmek için doğru denklemini çiziyorum. X yerine sıfır koyalım. 5 kere 0 sıfır, sıfır. Sıfır. Sıfır, sıfır eksi 5. Eksi 5. Y eşittir eksi 5 çıktı. Y yerine 0 yazarsam Tonguç. Bak hemen çözelim. 0 eşittir 5x eksi 5. Bunu karşılatırsam 5 eşittir 5x. X eşittir 1 çıkmaz mı Tonguç? Çıkar hocam. Şimdi Tonguç bu noktaları birleştireceğim bak. Sıfıra eksi 5 noktası. Burası. E, y 0 x 1 noktası. Burası. Şimdi sonra bunları birleştirerek doğrumuzu çiziyorum Tonguç. Burayı anladık mı? Doğrumuz bu. Şimdi eğimi nasıl bulunur biliyor musun? Eğim boy bölü endir. Eğimi burası bölü burası şeklinde bulunur. Burasının uzunluğu 5. Burasının uzunluğu 1. Ve doğru sağa doğru gidiyor. O yüzden eğimi artıydı. O yüzden bunun eğimi Tonguç'cum. Dikkat edersen 5 bölü 1. Yani 5'tir. Ki zaten bizim bildiğimiz şey değil mi bu? Y yalnız kalınca x'in başındaki sayı. Aynı. Bunu çizerek de ispat edebiliyoruz. Burayı anladık mı? Anladım, anladım Son bir örnek ve bitiyor dersimiz. Çok az kaldı Tonguç biliyorum sıkıldığını. Hayır hocam çok zevkli. Y yerine sıfır yazarsak sıfır yazdım. X eksi dört çıkıyor. <laughs> X yerine sıfır yazarsam Y sekiz çıkıyor Tonguç. Sonra bunları yerine koyarsam X'e eksi dört Y'ye sıfır bu nokta. X'e e sıfır Y'ye sekiz bu nokta. Doğru denklemi çizmeyi çizme videomuzda izle. Buradan daha iyi anlarsın. Sonra çizdik ya. Evladım hasta mı oldun? ne bunun? Hocam galiba grip salgını bana da bulaştı. Evet, abi bu, bu aralar gerçekten fena grip salgını var. Hatta birkaç öğrencimiz domuz gribi olmuş. Allah korusun. Allah korusun. Şimdi bak boyu ne kadar bunun? 8. Eli ne kadar? 4. Değil mi Tonguç? Evet hocam. O zaman bunun eğimi dediğimiz zımbırtı yukarı sağa yukarı gittiği için artı olacak. Eğimi dediğimiz zımbırtı 8 bölü 4'ten iki değil mi Tonguç? Evet hocam. Bak bunun eğimi 2. İşte buradan da çizerek de bulabiliriz. Tonguç Akademi komu e, koma üye ol evladım ücretsiz bir şekilde bütün videoları oraya daha önce koyuyoruz unutma ve bütün platformlarda paylaştığın tamam. butonudur. O zaman ödüllü sorumuzu yap, cevapları gönder bakalım